koşulu salı verildikten sonra henüz denetim süresi içindeyken, yani bu arada bir suç işlediyse eğer, bu suçun iki katı kadarı cezayı kapalı ceza infaz kurumunda geçirmesi gerekecektir. Tabi burada bu suç için artık koşulu salıverme bir daha uygulanmaz. Denetimli serbestlik hükümleri uygulanmaz. Bu kişi için doğrudan yakalama kararı çıkarılır. Herkese merhaba. Bugün koşulu salıvermenin geri alınması kararını ele alacağız ve bu kapsamda hangi cezalar koşulu salıvermenin geri alınmasına sebep olmakta ve bir kimsenin koşulu salıverilmesi geri alındıysa ne kadarını ceza infaz kurumunda geçirmesi gerekecek ve bu koşulu salıvermenin geri alınması sonuçlarının neler olduğunu birlikte inceleyip ele alacağız. Hemen başlayalım. Öncelikli olarak bir kimse koşulu salıvermeyle dışarıya çıktıysa, yani cezasının belli bir kısmını dışarıda infaz ediyorsa eğer, bu kişi belli bir süre boyunca denetime alınır. Bu denetim süresi 15.04.2020 tarihinden önce işlenen suçlarda içeride geçirmesi gereken sürenin yarısı, bu tarihten sonra yani 15.04.2020 tarihinden sonra işlenen suçlarda ise içeride geçirmesi gereken süre kadar bu kimse denetime alınır. Ve bu denetim süresi boyunca eğer ki hükümlü bir suç işlemez veya kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranırsa cezası infaz edilmiş sayılır. Ancak eğer ki bu denetim süresi, tabii bu koşulu salıvermenin geriye alınmasında en büyük noktamız bu denetim süresi olmakta. Hükümlü eğer hapis cezasını gerektiren bir suç işlemişse ve bu cezası kesinleşmişse, bu durumda artık bu kişi için koşulu salıvermenin geri alınması gündeme gelecek. Bu kısmın dışında ikinci bir kısım daha var. O da şu ki hükümlüye bazen yükümlülükler yüklenebilir infaz hakimliği tarafından. Eğer ki bir yükümlülük yüklenmişse hükümlüye ve bu yükümlülüğe aykırı davranmışsa hükümlü, bu durumda koşulu salıverme geri alınır ve takdir edilen bir ceza söz konusu olur ve bu cezanın tamamını yine kapalı ceza infaz kurumunda hükümlünün çekmesi gerekecek. Ancak şunu belirtmem gerekir ki bu çok nadir rastlanan bir durum. Yani genel olarak iş yükü arttığından ve koşulu salıverme eğer ki geri alınırsa bir daha hükümlünün dosyası açılacak vesaire, çeşitli işlemler olacağı için uygulamada koşulu salıverme süresi genel olarak denetimsiz geçiriliyor. Şimdi koşulu salıvermenin geri alınmasında en büyük etken genel olarak şu olmakta: bir hükümlü dışarı çıktıktan sonra o denetim süresi içinde, az önce bahsettiğim 15.04.2020 tarihinden önce içeride geçirmesi gereken sürenin yarısı, bu tarihten sonra ise içeride geçirmesi gereken süre kadar hükümlü denetimde. Bu denetim süresi boyunca hükümlü eğer ki hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlerse, yani hapis cezasını gerektiren dediğime göre burada dolayısıyla HAGB kararı koşulu salıvermenin geri alınmasına sebep olmayacak. Adli para cezası koşulu salıvermenin geri alınmasına sebep olmayacak. Bunun dışında seçenek tedbirler koşulu salıvermenin geri alınmasına sebep olmayacak. Yalnız bu seçenek tedbirlere eğer ki uyulmaması halinde bu seçenek tedbir tekrardan hapis cezasına dönerse, bu durumda koşulu salıvermenin geri alınması gündeme gelebilecektir. Şimdi burada dedik ki bir hapis cezası olacak ve kasıtlı bir suç olacak. Dolayısıyla taksirli bir suç söz konusuysa burada yine koşulu salıvermenin geri alınması söz konusu olmayacak. Dolayısıyla şöyle özetleyebiliriz ki hapis cezası olacak, kasıtlı bir suç olacak ve üçüncüsü de kesinleşmiş olacak. Yani hükümlü diyelim ki denetim süreci boyunca bir suç işledi ama bir hakkın tahliye tarihinden sonra bu suçu kesinleştiyse, bu durumda bile tekrardan bu koşulu salıvermenin geri alınması gündeme gelecek ve bu hükümlü tekrardan cezaevine alınabilecektir. Tabii bu genel olarak çok fazla karşımıza çıkıyor. Yani bir insanın suç işleyerek koşulu salıvermesinin gündeme gelmesi, koşulu salıvermenin geri alınması gündeme gelmekte. Ancak çok nadir de olsa hükümlünün yükümlülüklerine aykırı davranması da gündeme gelebilmekte. Tabi eğer ki infaz hakimliği tarafından hükümlüye bir yükümlülük yüklenmişse, bu yükümlülüğü ihlal etmesi gerekecek ve bunda ısrar etmesi gerekecek. Bunu şöyle anlayabiliriz: hükümlünün yılda iki sefer bu yükümlülüğüne aykırı davranması halinde yükümlülüğüne uymamakta ısrar ettiğini anlayabiliriz. Dolayısıyla bu şekilde infaz hakimliğince takdir edilen bir cezanın kapalı ceza infaz kurumunda geçirilmesi gündeme gelebilecektir. Şimdi diyelim ki bir kimse bu şekilde denetim süresi boyunca verilen yükümlülüklere veya bir suç işleyerek bir ihlal gündeme getirdi. Burada şimdi
temelde bizim en çok sıkıntı yaşadığımız ve tam olarak anlaşılamayan konu şurası oluyor. Tamam, bu kişinin koşullu salıvermesi geriye alınacak. Ancak ne kadar süre için geri alınacak diye bakacak olursak ve sonuçları nasıl cereyan ediyor diye bakacak olursak, burada öncelikli olarak bir kimsenin koşullu salıverilmesi geriye alındıysa, burada o suç tarihinden kişinin aldığı cezanın iki katı kadarına kadar ki bir süreyi kapalı ceza infaz kurumunda geçirmesi gibi bir sonuç ortaya çıkmakta. Tabi burada hak ederek tahliye tarihini geçmemek üzere. Yani bir kimse diyelim ki koşullu salıverildi. Koşullu salıverildikten sonra henüz denetim süresi içindeyken, yani bu arada bir suç işlediyse eğer, bu suçun iki katı kadarı cezayı kapalı ceza infaz kurumunda geçirmesi gerekecektir. Tabi burada bu suç için artık koşullu salıverme bir daha uygulanmaz. Yani eski suç için koşullu salıverme bir daha uygulanmaz. Bunun için denetimli serbestlik hükümleri uygulanmaz. Bu kişi için doğrudan yakalama kararı çıkarılır. Ve bu kişi cezasının bu kısmını, yani bu iki katı olan kısmını kapalı ceza infaz kurumunda geçirmesi gerekecektir. Şimdi bunu biraz daha somutlaştıracak olursak, diyelim ki 2019 yılında 10 yıllık cezayı gerektiren bir suç işlendi ve bu suç da adi bir suç diyelim ki. Yani 1/2'lik orana tabi. Şimdi burada kişi diyelim ki 2020 yılında cezaevine girdiyse, 2025 yılı bu kişinin koşullu salıverme tarihinin geldiği gün olur. 2025'ten hak ederek tahliye tarihini hesap ettiğimizde 2030 yılı olur. Özetleyecek olursak, 2019 yılında bir suç işlendi. Suç 10 yıllık ceza verildi bunun için. Cezası kesinleşti. 2020 yılında cezaevine alındı. 2025 yılında koşullu salıverme tarihi geldi ve bu şekilde salıverildi. 2030 yılı da bu kişi için bir hakkın tahliye tarihi. Tabi burada Şubat'ın 29 çektiği günleri hesap edecek olursak bu süre biraz daha geri gelmekte, ama onu hesap etmeyecek olursak, bu şekilde hesap ettiğimizde temelde 2020'de içeri girdi. 2025 yılı bu kişi için hak ederek bu kişi için koşullu salıverme tarihi oluyor. Şimdi bu koşullu salıverme tarihinden itibaren bu kişi bir denetime alınacak dedik. Bu denetim süresi içinde bir suç işlerse, mesela 2026 yılında diyelim ki bir suç işledi, denetim süresi içinde mi? Evet, denetim süresi içinde. Bu 2026 yılında işlediği suçtan dolayı diyelim ki 1 yıllık bir ceza aldı. Şimdi bu 1 yılın 2 katını hesap edeceğiz. Ne yapar? 2 yıl yapar. Dolayısıyla kişi bu cezası kesinleştiğinde, bu 1 yıllık hapis cezası, dikkat edin, hapis cezası kesinleştiğinde, burada bu kişinin bu eski suçu için koşullu salıverilmesi geri alınacak. Geri alındığında da bu kişi bu 1 yılın 2 katı olan 2 yıllık süreyi tekrar kapalı ceza infaz kurumunda geçirecek. Koşullu salıverme uygulanmayacak, denetimli serbestlik uygulanmayacak ve bu kişi hakkında doğrudan yakalama kararı çıkarılacaktır. Şimdi bunu bu şekilde özetledikten sonra şunu söyleyebiliriz. Bu ekstra sonradan işlediği 1 yıl suç için artık koşullu salıverme vesaire hususları ayrı bir konudur. Bu eski suç için benim bahsettiğim hususlar esas olmakta. Yani az önce bahsettiğim meseleler, az önce bahsettiğim sonuçlar eski suç için geçerli. Yeni suç için yeni bir müddetname ve yeni bir infaz vesaire söz konusu olacaktır. Bunu belirttikten sonra şuna geleceğim bir de. Diyelim ki burada işlenen suç 1 yıl değil de 10 yıllık bir suç. 10 yıllık bir suçu gerektiren, daha doğrusu 10 yıllık bir cezayı gerektiren bir suç söz konusuysa, burada da bunun 2 katını ne hesap edeceğiz? 2 katı ne yapar? 20 yıl yapar. Şimdi bu kişi 2030 yılında tahliye olacaktı. 2026 yılında bu suçu işlemişti. 10 yıllık suçsa eğer, 2 katını hesap ettiğimizde 20 yıl olacak. E peki 2030 yılında zaten bir hakkın tahliye tarihiydi. Şimdi 20 yıl daha ekleyip bu kişiyi koşullu salıvermesini bu şekilde mi uygulayacağız? Tabii ki hayır. Bu durumda eğer ki bir hakkın tahliye tarihini geçen bir ceza söz konusu olduysa, yani 2 katını hesap ettiğimizde bir hakkın tahliye tarihini aşıyorsa, bu durumda artık bir hakkın tahliye tarihine kadar bu kişi içeride kalacak. Dolayısıyla o fazlalığı hesap etmiyoruz burada. Bunu da bu şekilde belirttikten sonra koşullu salıvermenin geri alınması kararının özünü, esasını ortaya koymuş oluyoruz. Tabii koşullu salıvermenin geri alınması biraz geniş bir konu ve çok anlaşılamayan bir konu, ama özünü, esasını bu şekilde ortaya koyabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.